Motor Cardo'dan herkese selamlar. Bugün sizlerle motosiklet silindir setini değiştirerek CC yükseltmek üzerine kendi bilgilerimi paylaştığım bir video hazırladım arkadaşlar. Motosikletin gömlek çapı ve pistonu büyütülerek motosiklette CC yükselme işlemi gerçekleştiriliyor. Özellikle 50 CC Çin gruplu modellerde, CG'lerde bu uygulama çok popüler arkadaşlar. Motosiklet fiyatlarına gelen zamlar yüksek CC motosiklet almak yerine insanları daha düşük maliyetli bu yönteme itebiliyor. Bazı 50 CC modeller çünkü bu şekil motorlar çıkarmış. Bayi çıkışı 80, 100, 110, 125 CC güçlerle çıkıyor ve ruhsatta 50 CC olarak gözüküyor. Bunlar yasa dışı, polisin yakalaması çok zor. Motoru söküp silindir çapını ölçmesi gerekiyor. Bu da polisin işi değil. Dışarıdan baktığınızda bir motor ustası bile bunu anlayamıyor arkadaşlar. Motosiklet ehliyeti olmadan motorlu taşıtlar vergisinden muaf ve trafik sigortası gerektirmeyen bu modeller yasa dışı ama ülkemizde çok popüler. Yaygın olarak alınıp satılmakta. Bu motorlar zaten 125 cc olmaya müsait olarak ürettikleri için kullanıcıları da pek sorun yaşamıyor. Gerek hızı gerek torku ile daha iyi bir motosiklete sahip oluyorlar. Ve övgüyle bahsediyorlar. 110 cc'sini aldım, 80 cc'sini aldım, yokuşta kalmıyorum gibi muhabbetlere şahit olabiliyorsunuz. CC yükseltmenin maliyetine gelecek olursak, motora uyumlu silindir setinin maliyeti, işçilik, bazı modellerde karbüratör değişimi olabiliyor. Ayrıca bazı modeller buna CC değişimine de uygun olmayabiliyor. İnsanlar CC değiştikten sonra motor zorlanıyor. Krank piston kırma olayları meydana gelebiliyor. Motorun frenleri yetersiz kalıyor. Yani buna en güzel örnek benim 150 cc motoru 200 cc yapmışlar mesela arkadaşlar. Adam satılığa koymuş. Motordan memnun değil. İşte motor 150-160 hız yapıyor ama fren 160 hızlarda frenleri nasıl durduracaksın? Fren sıktığında motor durmayacak. Artı titreşim. Zangır zangır titriyor. Siz de CC yükseltmek istiyorsanız iyi araştırın derim arkadaşlar. Silindir setini yükseltmeden önce araştırın, paranız boşa gitmesin, emeğiniz boşa gitmesin. Motor siklet ustalarına danışın. Bu motor bu hızları kaldırabilir mi? Sizler de bilgilerinizi yorum kısmından paylaşabilir, içeriğimize destek olabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Herkese iyi günler dilerim. Allah'a emanet olun.